Geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir. Muhtemelen bana Fenerbahçe'yi sorar diye bekliyorsun ama artık bu haftadan sonra sürekli bugün oynanan maçlar Galatasaray, Alanyaspor ve Fenerbahçe, Başakşehir. Bugün hem Fenerbahçe hem Galatasaray mağlup oldu. Bir ona bir ona geçeceğiz. Program boyunca iki maçı da detaylıca, etraflıca konuşacağız. Serdar Çelik'ten az önce söylediği gibi Vitor Pereira için bundan sonrası için neler söyleyecek? Onları da soracağız. Fenerbahçe maçına tekrar döneceğiz ama öncesinde sevgili Uğur Karakulukçu'ya Galatasaray maçını soracağım. Onu da biraz ters köşe yaptığım gibi geldi ama. Yaptım ama sorun değil. İkisini de Galatasaray bugün 1-0 mağlup oldu Avrupa dönüşünde. Aslında iki temsilcimiz de lige dönemediler. Yanılmıyorsam Serdar Çelikler'in bir cümlesi vardı ilk 45 dakikada Fenerbahçe maçının ardından. Fenerbahçe maça gelmemişti ki bence günün manşetlerindendi. Galatasaray da maça gelmemiş diyebilir miyiz? Ya ben öyle çok görmüyorum şu şekilde. Galatasaray'ın zaafları belli. Şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe bir Beşiktaş'ı kıyaslamak doğru değil. 3 tane ayrı safhada olan takım var. Beşiktaş artık tamamen başarının formülünü bulmuş ve bu yolda oyuncularını da elde tutmuş. Ve başarıya getiren kiralık oyuncularını da elde tutmuş. Onun dışında da yine aslında kısa vadeli eklemeler yapmış bir takım. Doğal olarak Beşiktaş'ın oyun sistemi de değişmediği için, hocası da değişmediği için, transfer stratejisi de değişmediği için aslında Beşiktaş ne yaptığını çok daha iyi bilen bir takım. Ve Beşiktaş'ın handikapı diğerlerine göre çok daha tempolu, çok daha zorlayıcı. Şimdi hani Beşiktaş yenildi diye ya da çok oyunda başa başa oynayamadı diye haksızlık etmeyelim. Şimdi Borussia Dortmund'da oynamakla, yani şimdi Lazio ve Frankfurt'da oynamak da aynı şey değil. İkisi de iyi takım, öbürü çok iyi takım yani. Doğal olarak Beşiktaş'ın daha fazla yıprandığı ve Beşiktaş'ın ligde ben daha fazla bedel ödeyeceğini hep düşünüyordu. Ki bence seviye olarak o kadar da zorlanmaması gereken bir maçta 2-0 geriye düşerek hani bunun bedelini ödediler ama şimdi Galatasaray'ın şöyle bir farklılığı var. Galatasaray sıfırdan temel atan tek takım bu sezon. Fenerbahçe de aslında kadrosunun büyük ölçüde bakarsan kalecisiz en iyi, yani kalecisi belli. En iyi savunma oyuncusu belli. Onun yanına ekleme yapıldı. En iyi orta saha oyuncusu belli. Onun yanına ekleme yapıldı. Kanatları 3 aşağı 5 yukarı geçen seneden. Ön tarafa geliyorsun. Biraz ön tarafta yenileme var. Ama ne olursa olsun bugün yine takımın en yaratıcı oyuncusu olarak konumladığın oyuncu da bu sezon gelmedi yani. Geçen sezon Ocak ayında gelmiş oyuncu. Onun diğer alternatifi de geçen sene gelmiş. Şimdi Fenerbahçe'nin de iskeleti çok eski değil ve başarı elde etmiş bir iskelet değil ama üstüne inşa etmeye devam ettiğim bir yapı. Şimdi Galatasaray her şeyi değiştirmiş bir takım. Şimdi Galatasaray'ın savrulması çok normal. Yani Galatasaray'ı ben yine eleştiririm, yine eleştireceğim ama savrulmasına şaşırmamak da. Şimdi anlattığım şey ya işte Lazio maçı nasıldı, bu maç nasıl? Çok normal. Çünkü bu takımın hem bir yeni bir kimliği var, hem yeni oyuncular, bir de yetmiyor gibi bir derinlik problemi var ve bu derinliği yaratması gereken kişinin de olan Fatih Hoca'nın da bu konuda ben biraz sınıfta kaldığını düşünüyorum. Şu bakımda şimdi Galatasaray'ın zaten yani kağıt üstünde ne oynadığı belli işte. 4 tane savunmacısı 3 aşağı 5 yukarı belli ki birazdan değineceğim onlara. 3 tane orta saha oyuncusu, 3 tane hücum oyuncusu. Şimdi 3 orta saha oyuncusu da 3 hücum oyuncusu da biliyor muyuz Serdar abi, biliyorsun değil mi? Galatasaray'ın orta sahalarında. Belli. Galatasaray hücumcuları da belli kimin oynayacağı başlangıçta. Ama Galatasaray'ın bu oyuncuları nasıl çeşitlendireceği henüz belli değil ve bu nasıl çeşitlendireceği konusunda da kenardan gelen müdahalelerin takımı net şekilde aşağı çektiğini görüyoruz. Ben burada Serdar abinin Muhammed söylemine çok katılmayacağım. Çünkü bence Galatasaray'ın en iyi top oynadığı bölüm 45-75 arası diyeyim. Yani bu 73 arası bu. Babel'le Ömer Bayram girene kadar ben Galatasaray'ın yarım saat bayağı iyi top oynadığını düşünüyorum. Yani maçı 0-0'dan 1-0'a getirecek bir futbol oynadığını, pozisyonları ürettiğini düşünüyorum. Hatta o bölüme bakınca ya bu takım bayağı 45 dakika kaybetmiş denilebilir. Aslında Galatasaray'ın işlemeyen yapısı şey değildi. Yani sonradan giren yapı değildi. En son giren yapı hiçbir şekilde işlemedi de. Galatasaray'ın iflas eden yapısı başlayan 11. Çünkü adamlar zaten fiziksel olarak yıpranmış bir. İkincisi bu sezon başında bu Kerem olayında İşte Taksim Meydanı'na sallandıralım, bacaklarını keselim, işte dünyanın dört bir yanına gömelim diyen bir tayfa vardı. Özellikle Galatasaraylılara söylüyorum burada. Problemli bir olay olabilir ama bunun kulüp içinde idari şekilde çözülmesini beklemek gerektiğini biz bugün gördük. Marka olmayınca bu takımın top falan oynamakta, marka hücum, Galatasaray hücumunun yarısı. Çok ironik bir şey olabilir.
Bir stoperden bahsediyorum ama Galatasaray hücum başlangıcı tamamen Marcao'dan. Eğer Nelson'da topla çıkacaksa ki Marcao'yla oynadığı tek maçta döktürdü çocuk. Burada Marcao'nun varlığı da önemli. Şimdi hem savunmacı olarak en iyi savunmacı hem de hücuma çıkarırken açık ara en iyi hücuma çıkaran eleman. O yüzden de biraz oyuncuların değerini bileceğiz. Bugün de görmüşlerdi diyorum, bir de diyorum. Ama bunun dışında Fenerbahçe'yi de bağlayacak bir daha büyük bir problem var bence. Şöyle bir sözle anlatayım, onun üzerinden gideceğim. Bilgisayar bilmiyorum. Ben bilgisayarla aşırı neşim. Ben eskiden bir bilgisayarlarımı kendim toplarım. Hani kafam basar biraz bilişime. Bilişimcilerin de meşhur bir sözü vardır. Bilgisayarın hep en yavaş parçası kadar hızlıdır diye. Futbol takımları da her zaman en yavaş ve en kötü oyuncusu kadar kötüdür. Neden? Çünkü rakip takım aptal olmadığı için bir şekilde eğer doğru yönetiliyorsa senin en kötü oyuncuna söz hakkını tanır. Çünkü futbol alan kapatma oyunu. Eğer Galatasaray'da hücumların karar alıcısı DeAndre Yedlin ise sen böyle durumlara düşersin. Galatasaray'da karar alıcı Fanağan olsa böyle durumlara düşersin. Galatasaray'da merkezi kapattığın zaman bekler karar almak zorunda kalıyor. Özellikle DeAndre Yedlin'e yığıldığı zaman biz görüyoruz ki bunda hiç şaşılacak bir şey yok. DeAndre Yedlin zaten karar alma becerisi yüksek bir oyuncu olsa, top tekniği bir oyuncu olsa, orta yaptığında arka direkteki oyuncuyu görse zaten Tottenham'dan Manchester United'a, Manchester City'ye gider. Çünkü adam deli gibi bir atlet ya. Hız olarak falan bir eksiği yok. Özellikle 3-4 sene önce daha da atletti, daha da hızlıydı. Ya bu adam dünyanın en hızlı oyuncularından biri. Dünyanın en atlet oyuncularından biri ama futbolculuğu yani eksik demek eksik kalıyor. Çok yetersiz. Şimdi doğal olarak beke hücumcu gibi onu koyduğunuz zaman mecburen, ki bu da aslında kadro mühendisine işaret eder ki bence zaten en düzeltilmesi gereken yerler olan beklere gerekli yatırım çok yapılmadı. Sasha Boy, Piangos hariç. Beklerde ben bir geçen yıla göre bir kat edilmiş bir mesafe göremiyorum. Beklerden gelen destek olmayınca bu sefer her şey merkeze kalıyor. Merkez de futbolu negatif oynatmaya çalışan teknik adamlar için biçilmiş kapta. Merkezi daha kolay kapatırsın. Herkesi merkeze aldığın zaman hücum edemezsin ama hücum da yaptırmazsın. Bu sefer işte büyük takımların kenardan bir yaratıcılık getirmesi lazım. Burada Galatasaray DeAndre Yedlin'e yaratıcılık getiremiyor. Fanaanot da getiremiyor. Şimdi hoca bunu gördüğü vakit kenara bakıyorum. Tamam inanılmaz hani hem savunma hem hücum oynayabilecek kanat oyuncuları yok da. Orta sahada biraz kopuk. Belki bir Asun Sağ'ı atıp ki bizim Sinan Yılmaz da yazmış. Çok da severim. Ona da selam söyleyeyim. Bence de güzel bir fikir. Asun Sağ'ı atsam mesela. Asun Sağ sahte bek gibi zaten hem oyun kurulumuna katılacak. Bir kere zaten DeAndre Yedlin'in hani başka kelime kullanmayayım diye çok uğraşıp kazmalığından da kurtulacaksın. En azından top ayağına yakışan, pas verebilen bir oyuncun olacak. Hem de bu sefer Taylan'ı Berkan'la Çıkaldağ'ın bölgesine daha fazla içeceksin. Taylan biraz daha öne gidince onlar da öne gidecek ve baskı artacak. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bu oyuncular ön tarafa gittiği zaman Halil'le de bağlantı artacak. Çünkü Halil'in olayı bu adam ceza sahası civar topla buluştuğu zaman aldığı zaman servis yapıyor. Halil'le Berkan, Halil'le Taylan, Halil'le Çıkaldağ biraz adama yakın oynamaları lazım. Çok kopuk olduğu zaman Halil de ne yapacak ki? Yani bir topla oynayabilen, servis yapabilen bir bağlantı oyuncusunun bağlayabilmesi için bağlayabileceği bir adam lazım. Yani bu adam sihirbaz değil yani. Doğal olarak da Galatasaray hem merkezde Bülent Korkmaz Alliance'ın fizikli ve biraz hani sert oynamayı seven oyuncularının arasında ezildi. Hem orta sahası hem hücum attı doğal olarak. Hem de bu sefer tek fırsatın olan kenardan üretmeyi de sen Ömer Bayram'a bırakırsan, DeAndre Yedlin'e bırakırsan son dakikada bu kontrolü yersin. Ömer Bayram'da zaten ne savunmacılığı var, ne hücumculuğu var. Ya da Yedlin'in aynı problemi var. Fanaanoğlu sağ tarafa atıldığı için bu sefer sol tarafta Ömer karşılamak zorunda kaldı. Kande yaşta atar yani. Bir fırsat gelir, yenilirsin. Dediğim gibi ben yenilmeyi hak ettirilmiş bir maç olarak görmüyorum. 45-70 arası da Galatasaray maçı 1-0'a getirip 2-0 falan bağlayabilirdi. Buna da bir şey demeyeceğim. Ama 70'ten sonraki değişikliklerin Galatasaray'ı yukarı çekmediği ortada ve bu bir maçlık değil. Fatih Hoca paniklediği zaman yanlış değişiklik yapıyor. Panik değişikliklerinde sorun olduğunu düşünüyorum. Burada da Yedlin'e bir şeyler söylemiş hoca ya da Ömer'e ıslıklanmasına bir şeyler söylemiş ama bence taraftar da bir şey söylüyor. Yani ben her ıslıklanan oyuncuya katılıyorum. Islıklamak şöyle böyle asla demem.
Doğru da bulmuyorum çoğu zaman. Ama bir aynı şeyi insanlar 3 kere, 5 kere, 7 kere, 8 kere gördüğü zaman da bir tepki oluşuyor. Bunu da bir nebze okuyabilmek lazım bence. Özellikle 73'ten sonra olan her şeyi Fatih Hoca'nın sorumlusunu görüyorum. 45-73'te de yeterli yetmez abi. 28 dakika top oynayarak maç kazanamazsın Süper Lig. Haftanın en klas hareketini seçeceğiz ve birazdan da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilginç açıklamaları var. Arkadaşlarımız onları hazırlıyor. Tuttur haftanın en klas hareketi için anket gelsin şu anda ekrana. Ben de buradan yorumcularımıza bir yandan da sorayım. Burgaz Çınar, sana göre... Ali Koç açıklama yapmış. Evet, hazır hazırlıyor gelmiş arkadaşlarımız. Tamam. Ali Koç'un açıklamalarını. Sizce haftanın en klas hareketi hangisiydi? Siz de bu ankete katılıp Tuttur'dan 50 TL'lik bonus kazanabilirsiniz. Ankete oy veren 5 kişi bu bonus kazanılacak. Onu belirtelim. Sizce haftanın en klas hareketi hangisiydi? Beşiktaş'ın geri dönüşü, Karagümrük'ün geri dönüşü, Alanyaspor'un galibiyeti ve Başakşehir'in ilk galibiyeti. Beşiktaş'ın geri dönüşü. Beşiktaş'ın geri dönüşü. Tabii ki. Beşiktaş'ın geri dönüşü. İki oldu. Uğur Karakullukçu. Başakşehir'in ilk galibiyeti de olabilir. Ama yani Beşiktaş'ın geri dönüşü 2-0'dan. Beşiktaş'ın geri dönüşü. Ben hemen yardımcı olayım sana. Karagümrük geri dönüş yaptı biliyorsun. Alanyaspor'un galibiyeti, Başakşehir'in ilk galibiyeti. Beşiktaş'ın geri dönüşü. Şimdi ben bir baktım kadrolara. Dortmund bir oyuncu değiştirmiş arkadaşlar Beşiktaş kadrosundan. Union Berlin karşısında. Evet. Julian Brandt'ı yerine Witsel oynatmış. Aynı 11. Aynı 10 tane oyuncu. Bir kişi çıkmış, bir kişi sokmuş. Ve Beşiktaş'tan 5 kilometre daha fazla koşup İstanbul'dan da Dortmund'a döndüklerini de unutmayalım. Lazio 2 oyuncu değiştirmiş, mağlup takım. Milinkovic Savic'i sokmuş ki zaten asli oyuncusuydu. Yani aslında orada Akpura yerine oynuyor. Bir de Pedro'yu koymuş. Bunun dışında onlar da bir rotasyona girmemişler. Frankfurt'a baktım, 0 rotasyon. 0. Ve şu an Wolfsburg deplasmanında 1-0 galipler. Yani bizim artık bu yok, yorgunlar. Yok bilmem neler ya. Üç teknik direktörümüzün üçünün birden aynı şeyi yapmış olmasına gerçekten şaşkınlıkla karşılıyorum. Bir tanesi babalara sokunca Ersun hocamın da ciddi hatalarıyla maç almayı bildi. Ama diğerleri yapamadılar. Geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir.